Ya değiştirip durma şu televizyonu sürekli. Ben başka bir şey izlemek Ya istiyorum. sen de benim önümde yatıp durma yani. Ne Ya yapayım burada televizyon izliyorum. Göremiyorum senin ben şu kafan biraz yüzünden yerde koca yatmak kafalı. istiyorum. Sensin koca kafalı be. Aman hamburger yiyeceğim ya. Canım çok çekti. Gökçe cips vardı en son. Benim de canım cips çekti. Şöyle bir yağlı yağlı bir O cips mi yesek zaman git ya? al. Ay evet yağlı yağlı cipse bayılırım. Annemle babam gerçekten bu kadar zararlı beslendiğimi bir gün öğrense bana öyle kızarlar ki. Ama neyse ki Uy. onlarla yaşamıyorum. Gökçe, Ha? şuna bak, çikolata var. Ay. Çikolatamı bayılırım. Sen kimi çağırdın? Ha, dur Kimseyi bekle. çağırmadım ben. Açıyorum kapıyı. Umarım yine boş arkadaşlarını çağırmamışsındır. Anne, baba, sizin burada ne işiniz var? Kızım. Olamaz. Kapat kapıyı, kapat Seni kapıyı. ziyarete geldi kızım. Kızım kapıyı neden kapattın Yuh, kızım? Gürol Koç annemle onlar babam kim? geldi. Annemle babam diyorum, anlıyor musun? Ha, Evin annenle halini baban mı geldi? Bu şekilde görürlerse beni alırlar, götürürler. Ha, ne Ben yapıyorsun? saklanıyorum. Ya Saklanıyorum ben. saklama, Babam evi beni görmesin toparlamamız burada. lazım diyorum, anlıyor musun? Evi toparlamalıyız. Ya iyi tamam toparlayalım ama baban beni tanımıyor. Göçü kızar bence. Ben gidiyorum, ben arka bahçeden kaçıyorum. Bay Ya bay, Gürol gidiyorum gel ben. dedim buraya, bana yardım etmen lazım, hızlı olman lazım. Evi bu halde görürlerse beni mahvederler. Olamaz, sürekli de kapıyı Kızım. çalıyorlar. Kapıyı Geldim açsana babacığım, kızım, bir şey mi geldim anneciğim. oldu? Olamaz olamaz. Şöyle açalım bakalım. Gökçe. Gürol kakaları topla yere, neden kakanı yapıyorsun acaba? Ya kakamı yapmıyorum. Tuvaletim çok geliyor böyle. Bir anda sıkışıyorum. Paçamdan akıp gidiyor yani, Allah Allah Ay, ya. sus sus sus, daha kötü bir şey duymamıştım. Neyse tamam, bunu da Gökçe. toparladık. Ha, Ben şuralarda. şöyle tozları temizledim ben de. Tamam. Bütün tozları temizledim. Tamam, ben de Gökçe şunu şurada bir kocaman bir kaka var. Onu al. temizledim, onu aldım zaten. Şimdi al bunu, nereye koyuyorsan koy şu kakalarını. Ha, tamam, ev neredeyse temizlenmiş durumda. Tamam bakalım, hadi açıyorum kapıyı. Hadi Gürol aç aç aç. saygılı ol, tamam mı? Babam bir Tamam. bilim insanı, annem de bir matematik öğretmeni. Çok saygılı davranman gerekiyor. Tamam. A kızım, kızım bir şey mi oldu içeride? Neden açmıyorsun Sen kapıyı neden bakalım? açmıyorsun bakalım kapıyı? Ne oldu ben anlamadım. Söyle bakalım, iki kere iki kaç eder? Hanım, Anne hanım, dur ya. hanım. Şuna bak, şurada bir çocuk var. Hem de erkek cinsiyetinde. Sen benim kızımın evinde ne yapıyorsun bakalım evlat? Karpuz ekmek yemeyi çok severim. Bakayım, bu biraz akılsız bey gerçekten de. Her neyse söyle bakalım çocuk, 5 artı 5 kaç eder? 5 artı 5, 5 artı 5, 5 artı 5. Heh, 150 eder ya. Teyzeciğim bunu bilemeyecek miyim ben? Bu çok akılsız bir çocuk. Sakın bana erkek arkadaşın olduğunu söyleme Gökçe. Gerçekten çok üzülürüm kızım. Uf değil anne. Babacığım nasılsın, iyi misin? İşte iyi derim yani. Evinde bir erkek var Gökçe. Şuna baksana, bir de 5 artı 5'e 150 diyor yani. Bir de ben karpuz ekmek yemeyi severim dedi, dans etmeye başladı. Bu çocuk deli mi? Babacığım o birazcık garip bir çocuktur. O benim en yakın arkadaşım. Adı da Gürol. Merak etme. Bazen onunla birlikte film falan izleriz. Demek öyle bakalım. Bu oyuncağın burada ne işi var? Söyle bakalım bana. Anneciğim, oyuncağımı burada unutmuşum. Kaç yaşına geldin? Hala bir oyuncakla oynuyorsun yani. Neyse, biz acıktık bakalım. Bize şöyle güzel bir meyve falan ver. Sağlıklı olsun, tamam mı? Biliyorsun biz çok sağlıklı beslenen bir aileyiz. Biliyorum anneciğim, biliyorum. Hemen size sağlıklı bir Gökçe, şeyler meyve getireceğim. falan yok ki. Şuna bak, bütün dolap kola, çikolata, hamburger, cips, her şey Olamaz. var. Ne yapacağız? Ne vereceğim ben anneme? Ne oluyor bakalım orada, dur bakalım ben hazırlarım, çekil. Zaten sen küçükken de beceriksiz bir kızdın. Çekil bakalım. Dur anne dur, açma dolabın kapağını. Açıyorum, bir dakika ya. Bu da ne? Hamburger, çikolata, kola. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Biz böyle sağlıksız beslenmeyiz. Zaten kilo da almışsın. Hiç de bile anne, kilo falan almadım. Baksana kilom gayet yerinde. Bana karşılık da veriyor. Gerçekten gözümden çok düştün Gökçe. Bey, şuna bir şeyler söylemelisin. Gerçekten ne yani kızım, böyle yenir mi? Bütün gün hamburger, çikolata insanın beyni durur yani. Zaten bir soru bakalım hanım bunu. 10 artı 10 kaç eder? Bakalım hala beyni çalışıyor mu? Aynen, onu bir teste sokayım. Söyle bakalım 10 artı 10 kaç eder? Tabii bilir, o benim kızım. Ben matematik öğretmeniyim bey, unuttun mu? 10 artı 10. Gürol 10 artı 10 Gökçe, kaç eder? 10 artı 10 kaç biliyor musun? 325. Çabuk 325. söyle. Tamam. 325 eder anneciğim. Ne diyorsun bu? Bebeğim ne diyor? Babanı çıldırtacak bu kız. Vallahi bayılacağım. Bu çocuğun gerçekten her gün hamburger ve çikolata Akılsız yemekten kafa, beyin erimiş. akılsız kafa. Yanlış söylemişsin.
Arkadaşlar yorumlarda yazın. Annemle babam bana çok kızacak. Onar ton kaç eder? Şöyle bir bakalım. Gürol kaç yazmışlar? Bakayım, 10 artı 10. Ahmet yazmış ki 20 yazmış. Pelin 20 yazmış. Sultan 20 yazmış. Tamam. Ondan onlar sonra... zaten akıllı çocuklar. Kesin bilmişlerdir. Tamam. Anneciğim şaka yaptım. Tabii ki de o kadar etmez. 20 eder. Evet doğru, 20 eder. Aferin, hala zekisin. Umarım ilk cevabın öylesine bir cevaptır. Tabii şaka yapmıştım. Ben neyse. De diyordum yani, benim kızım böyle cevaplar vermez diye. Benim akıllı bıdığım benim. Seni gerçekten de çok özledim canım kızım. Gel sana şöyle bir sarılayım yahu. Canım babacığım, ben de seni çok özledim. Anne seni de çok özledim. Ama siz neden geldiniz? Haber vermeden gelmezdiniz. Sana mı soracağız bakalım haber verip haber vermeyeceğimizi? Allah Allah, saygısız. Bey şuna bir şey söyle. Söyle bakalım. 3x3 kaç eder? Ya anne sürekli matematik soru sorma. Sakıp sakıp durma yani. Biz sadece buraya kızı ziyarete geldik. Sen de kötü davranmayı bırak artık hanım yani. Biliyorum yani, ona sinirlisin. Ayrı eve çıktı, kendi başına yaşıyor ama kızımızı özledik yani sonuçta. Ona birazcık zaman geçirelim. Çok erken çıktın ayrı eve. Sanki biz dedik sana bizi bırak diye. Bir de bilmiyorum, saçma sapan arkadaşlarım var. Şuna bak ya. Bima değişik değişik dans ediyor 2 saattir. Dans mı ediyorum? Ben folklor gösterisine hazırlanıyorum okuldaki. Hop para bip bire bap 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 bire bip bire bap bap bap. Hey dey 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 dey. Bu çocuk gerçekten de bir akılsız folklor diyor. Sen kaçıncı sınıfsın bakalım? Ben kaçıncı sınıfım? Ben okula gitmiyorum ki ya. Okula gitmiyor musun? Bak beni çıldırttı bu çocuk. Demek böyle arkadaşlarım var. Söyle bakalım Gökçe, okulun nasıl gidiyor? İyi gidiyor, iyi gidiyor. Çok yakın zamanda öğretmen olacağım senin gibi. Neyse bakalım. Ya sizin asıl gelme amacınız ne? Normalde bu kadar habersiz gelmezdiniz. Buraya asıl gelme amacım kızım. Yeni bir deney yapacağım. Biliyorsun yani ben bir bilim adamıyım. O yüzden bu deneyi de sizin üstüne deneyim dedim. Hazır arkadaşın da var, onun üstüne deneyebiliriz. Ha, onun üstüne mi? Ya baba, o deney faresi mi? Yani gördüğüm kadarıyla deney faresi. Hatta hanım sor bakalım. 25 artı 25 kaç edermiş? Tamam soruyorum. Söyle bakalım 25 artı 25 kaç eder? Tek ayak üzerinde bekle, yoksa velini çağırırım. Tamam, tek ayak üzerinde bekliyorum. Tabii ki de 25 artı 25 çok basit ya. Bunu bebek bile yapar. 700 eder ya. Bey bu deney faresinden daha da akılsız. Ne yapacağız? En iyisi bunun üstünde deneyelim. Ama gerçekten komik bir çocuk. Gene dans et bakalım evladım. Dans mı edeyim? Tabii ki. Dey dey hobey hobey dey 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 dey. Beni güldürdü bu çocuk, tam bir şakla ben. Harbiden yani palanço gibi. Seni ben gel bakalım laboratuvara götüreyim evlat. Laboratuvarda birazcık böyle bize komiklikler yaparsın. Orada seni çalıştırırım. Gürol babamlar seni şaklapan zannediyor. Bir de hoşuna gitti. Akılsız mısın sen? Her neyse hadi gidelim babacığım. Deneyi tamam, Gürol'un üstünde deneyebiliriz. Ama tabii ki de bu deney faresi Gürol'un üstüne deneyeceğiz. Al bakalım evlat. Makineyi sen yapacaksın. Oha, makineyi ben mi yapacağım? Ben bilmiyorum ki makine yapmayı. Ben sana tarif edeceğim evlat, korkma merak etme. İlk öncelikle şimdi blokları şöyle 9'ar tane koyacaksın ama yan yana 3'ar tane koyacaksın. Baba tamam. Bu deney ne işe yarıyor? Bize biraz onlardan bahseder misin? Yani gerçekten ne deneyi? Sana hemen bahsedeyim kızım. Bu makine dönüşme makinesi olacak. Ve bu makine sayesinde birer süper kahramana veya da bir eşeğe veya bir tavuğa, yani istediğiniz her şeye ama her şeye dönüşebilirsiniz. Gerçekten de mükemmel bir icat olacak. Nasıl yani? Mesela bir örümcek kız. Bir örümcek kıza dönüşebilir miyim baba? Tabii ki de canım kızım benim. Neden dönüşmeyeceksin? Evet. Haydi. Biliyorsun benim kocam her zaman zeki bir adam olmuştur. Sen de çok zeki bir hanımsın yani. Yoksa seni neden evleneyim? Hanımım benim. Hala çok da romantiksin. Aman tamam, romantikliğinizi gidin baş başayken yapın. Gökçe'nin babası daha ne yapmam gerekiyor? Şimdi evlat üstüne sadece demirleri koyacaksın ve üstü kapatacaksın. Sonra sana verdim, kapıyı al koy oraya. Tamamdır, hemen koyuyorum şöyle. Şuna baksana, Gökçe makine yaptırdı bana ya baban. Vay canına. Evet gerçekten de çok iyi. Babam bu konularda çok zekidir. Gürol hiç mütevazı olamayacağım. Şuna baksana. Neredeyse bitiyor. Peki şimdi bu kalan blokları ne yapacağım? Şimdi bir tane bloğu da tam şuraya koy. Tam oraya. Aynen evlat. Ve sonra arkaya pilleri koyacaksın ve pillerle buraya kabloyla bağlayacaksın. Tamamdır. Hemen yapıyorum bakalım. Şuradan şöyle kablayalım. Vay canına ya. İlk defa dönüşme makinesi çok yaptım. Çok değişik bir şeye benziyor ama ben bir türlü anlam veremedim. Yani baba biraz saçma olabilir mi? Sus bakalım. Babana karşılık verme. Babam bir şey yapıyorsa biliyordur.
Tamam anne, sürekli kızıp durma bana. Uf uf. Neyse tamam, hadi Gürol koy ve artık gir makinenin içine. Tamam, en son olarak da bu düğmeyi herhalde buraya koyacağım. Evet bakalım, aynen öyle. Son olarak da bunu buraya koyacaksın evlat. Şimdi ilk önce kim dönüşmek ister bu makinenin içinde? Anlatın bana. Tamamdır, ilk başta Gürol dönsün. Tamamdır o zaman, ben giriyorum yani. Aynen öyle, sen bir deney faresisin Gürol. Birazcık ayıp oluyor ama neyse. Girdim içine. Baba, Gürol'u neye dönüştüreceğiz? Şimdi bu bilgisayarda bir kodlama gireceğim. Neye dönüştürmek istersin Gökçe? Söyle bakalım bana. Aslında bir eşeğe dönüşse hiç de fena olmaz. Benim aklımda öyle şeyler geçiyordu. Tamam, şimdi buraya yazalım. Gürol eşeğe dönüşsün. Şimdi bu düğmeye basınca dönüşecek. Hazır mısın Gökçe? Ben basmak istiyorum lütfen. İyi tamam, o zaman bu şerefi sana bıraktım kızım. Teşekkür ederim. 1, 2, 3 bastım. Amca canım acıyor. Dönüştün mü? Örümcek adam mı oldum, söyleyin bana. Bir bakalım neye dönüşmüşsün. Ne oldu bana? Ben beşik olmuşum. Hiç bir şeyim yoktu be, siz neler yaptınız? Gel bakalım buraya eşekçik, seni bir seveyim. Gürol, sen bir eşeğe dönüştün. Şuna baksana, babam ya, seni bir eşeğe dönüştürdü. Eşek olmak istemiyorum ben. Eşek değilim ben, eşek değilim. Biriz gelme çevirin. Aman tamam, dönüşürsün şimdi, beni bekle. Baba, ben bir örümcek kız olmak istiyorum ama sakın Gürol'a yaptığın şeyin aynısını bana yapma. Merak etme, sen benim biricik kızımsın, öyle bir şey yapar mıyım? Öyle bir şey yapsam bile annen izin vermez, kızım benim. Evet vallahi çok kızarım, benim prenses kızım eşeğe dönüşemez. Tamam anneciğim, o zaman hazırsak yaz kodlamaları. Tamamdır bakalım. Şimdi buraya gerekli kodlamaları gireceğim. Bir dakika, bilgisayarı kırdım. Hemen şimdi buraya koyalım. Gökçe kızım benim, örümcek kıza dönüşsün. O zaman hazır mısın Gökçe? Şimdi bu düğmeye basınca dönüşeceksin. Evet ben hazırım. Bir bas bakalım baba. 1, 2 ve 3. Bir şeyler oluyor. Dönüşüyorum galiba. Neler oluyor? Baba canım çok yandı. Sen ne yaptın? Vay canına, seni buradan görebiliyorum. Hadi dışarı çık Gökçe. Çıktım. Peki ya bana ne olmuş? Vay canına. Bu da ne böyle? Bu inanılmaz bir şey. Vay canına, şimdi oturup ağlayacağım. Şunun güzelliğine bak bey. İşte benim icadım ve sonucu da burada duruyor. Kızım sen bir örümcek kızsın. Ağlatabiliyor musun? Dene bakalım bir. Burada bir tane bir şey var ama bunun ne? Bir dakika, bu da ne böyle? Ben de olmak istiyorum, eşek olmak istemiyorum. Sen bir sus bakalım, eşek ol eşeksini. Vay canına, istediğim her yere çıkabiliyorum. Şuna bakar mısın Gürol? Tam da havadayım. Ben de olmak istiyorum. Ben de olacağım. Ya tamam, olursun az sonra. Babam umarım seni dönüştürür. Neyse bakalım o zaman, şimdi acaba nereye çıksam? Bence tam da buraya çıkmalıyım. Nasıl oldum? Sonra buraya. İnanmıyorum, gerçekten bu çok eğlenceli bir şey. Havada ısılı kaldın Gökçe. Şuna baksana. Ben birazcık gideceğim. Şehirde takılacağım size. Teşekkür ederim babacığım. Hemen geliyorum. Hızlı gel kızım. Ben bu şeyle birlikte durmak istemiyorum. Tamam. Vay canına arkadaşlar. Babamın beni dönüştürdüğü şeye bakın. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. İstediğim yere çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum. O zaman şimdi buraya. Vay canına. Gerçekten inanılmaz güzel bir şey. Şimdi ise buradayım. Gerçekten uçabilmek ve örümcek kız olabilmek inanılmaz güzel. Neyse bakalım canım benim. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim arkadaşlar. Bugün annemle babamla tanıştınız. Annemle babam bazen katı insanlar olsa da her zaman saygı duymalıyız. Siz de hiçbir zaman saygınızı bozmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve ekranda 2 tane videom çıktı. Haydi canım ailem, o videoya tıklayın ve hala bizim ailemize katılmadıysanız abone olarak katılabilirsiniz. Öptüm hepinizi kocaman. Görüşürüz ve bay bay.